Merhabalar, hamilesiniz. Çok çok tebrik ederim size. Harika, çok güzel haberler. Şimdi kendinize soruyorsunuz, nasıl bir antrenman yapabilirim? Hani ne kendimi ne de bebeğime zarar vermek istemiyorum. İşte ben size birkaç hareket hazırladım. Onları gerçekten sona kadar yapabilirsiniz. Eğer sağlıklıysanız, hamilelikte problem yoksa bir de doktorunuz izin verirse genelde eğer hamilelikte bir sorun yaşamadıysanız zaten doktorunuz spor yapmanızı, hareketli kalmanızı isteyecek. Birinci hareket için sumo squat yapacağız kızlar. Siz ayaklarınızı omuz genişliğinden biraz daha geniş şeklinde yere koyuyorsunuz. Sizin parmaklarınız 30 derece dışarı bakıyor. Hatırlarsınız arkaya oturuyoruz. Bütün bizim ağırlığımız topukta ve topuktan yukarı doğru yeniden kaldırıyoruz vücut ağırlığımızı. Ben bir gösteriyorum. Bu arada kollarımı dışarı doğru uzattım. Şimdi oturdum yavaşça. Topuktan yukarı basıyorum ve dizlerime bakın. Böyle bir şey yok. Hep bizim ayaklarımız üzerinde kalıyor. Ve biz hep karşıya bakıyoruz. Siz bana bakın. Ve yukarı doğru geldik. Sizin kalçanız, bacaklarınız, fici çalışıyor. Bebeğiniz mutlu. Hemen tekrarlıyoruz. Biraz burada kalıyoruz. Sayayım ben. 1, 2, 3. Harikasınız. Hadi. Üçüncü defa tekrarlıyoruz. 1, 2, 3. İki defa daha istiyorum. Oturduk. 1. 2, 3 ve son defa oturuyoruz. 1, 2, 3. Harikasınız. İkinci hareket için ben bu yüzden buraya bir sandalye getirdim. Destek almanızı istiyorum. Mutlaka bir masadan, bir sandalyeden destek almanızı istiyorum. Tamam mı? Biz şimdi spota ineceğiz. Ama yukarı dönünce soldaki bacağımızı kaldıracağız ki dış bacak ve kalça da çalışsın. Daha da çok squat zaten çalıştırır da bu daha zor. O yüzden çok efektif. Karşıya bakıyoruz. Ayaklarımız omuz genişliğinde arkaya doğru oturuyoruz. Kızlar bizim ağırlığımız hiçbir zaman ayak parmağı içinde değil. Böyle bir şey yok. Her zaman topukta. Okey? Arkaya doğru oturuyoruz. Şimdi soldaki bacağımızı kaldırıyoruz ve tutuyoruz. 1, 2, 3. Mutlaka sandalyeden destek aldık. Yere koyduk. Yeniden yaptık. Kaldırıyoruz. 1, 2, 3. Kim hissediyor? Oho! Yanıyor bu bacaklar. Sizin bebeğiniz gayet mutlu. Oturduk. Kaldırdık. 1, 2, 3. Kimin bacağı titriyor? Süper. Hadi indik. Kaldırdık. 1, 2, 3. Harika. Bana yazın. Erkek mi, kız mı olacak? Çok heyecanlı bir zaman. Çok güzel. Annelik hakikaten benim hayatımda en güzel, en özel şey. Eminim sizin için de öyle olacak. Son defa yapıyoruz. Oturduk. Kaldırdık. Tutun. 1, 2, 3. Harika. Şimdi aynısını öbür taraftan yapacağız. Mati ben biraz kaydırayım. Okey, hazır mıyız? Squat'a indik. Ve kaldırdık bacağımızı. 1, 2, 3. Süper. Oturduk. 1, tutun. 2, 3. Üçüncü defa. Hep düz bakıyoruz. 1, 2, 3. Çok güzel. Oturduk spota.
1, 2, 3. Çok güzel. Şimdi geri geliyoruz. Bir daha dış bacak, kalça çalışacağız. Onun için dizlerimiz bükük. Şimdi ne yapıyoruz? Sizin göbeğiniz burada. Rahat. Soldaki dizimizi açıyoruz. Ama nasıl biliyor musunuz? Sadece böyle bir şey değil. İyice açın. Hatta soldaki elinizle buraya hafif bir baskı uygulanın. Tamam mı? Nerede hissedeceksiniz? Dış bacakta, kalçada. Hissetmezsiniz, bir şeyi yanlış yapıyorsunuz. Tutuyoruz burada. Ondan sonra rahatlayıp tekrarlıyoruz. Topuklarımız birleşik. Evdeyseniz tabii ki ayakkabısız yapın. Daha da rahat olacak. Biraz baskı uygulanıyoruz. 2 oldu. 3. Tutun. Ve 4. Tutuyoruz. Ve 5. Harikasınız. 6. Süper. Aynısını hemen öbür taraftan yapıyoruz. Dizlerimiz bükük. Omuzumuz gergin. Açıyoruz. Bu defa sağdaki elimizle hafif bir baskı uygulanıyoruz. 1, 2, 3. Kapatıp açıyoruz. 1, 2, 3. Bakıyorum size. Çok süpersiniz. Mutlaka çok tatlısınız göbeğinizle böyle. Çok güzel. Kapatıyoruz. 1, 2, 3. Son iki defa. Eliniz nerede? Birazcık. 1, 2, 3. Son defa. 1, 2, 3. Şimdi bacak ve kalça yeterince çalıştık. Şimdi bu sandalye bir tarafa alacağım. Böyle. Biz push-ups yeniden yapabiliriz. Hamileysek de olabilir. Ama işte sandalye kullanıyoruz. Tabii ki koltukta da yapabiliriz. Önemli olan bu sandalye arkaya doğru kaymasın. Yani o zaman çünkü hakikaten kötü olur. Lütfen ona dikkat edin. Sizin dizleriniz yerde. Ondan sonra buradan iniyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. İniyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Ne çalışıyor? Göz. Tabii ki kol da çalışıyor, sırt çalışıyor. Çok güzel bir hareket. O yüzden onu da hamilelikte devamlı yapmak istiyoruz. İndim bir daha. 3. 6 kere yapmaya çalışın. 4. 2 kere. 5. Ve 6. Süper. Şimdi ne kaldı? Arka kol. Triceps. Onu yeniden tabii koltuğunuz varsa orada yapın. Olmazsa gerçekten bakın hani sandalye kaymasın diye. Şimdi ben vücudumu aşağı doğru indireceğim. Burada önemli olan kollarımı bu şekilde hiçbir zaman açmıyorum. Arkaya doğru büküyorum dirseğimi. Tamam mı? Ben göstereyim. Aşağı indim. Bu yok. Bu var. Göğsüm dışarı. Tamam mı? Bu şekilde. Gösteriyorum. İki. Bu kadar inemezseniz benim gibi bu kadar yapın. O da okey. 3. 4. 5. Ve 6. Valla ben bu sandalyeye rahat olamıyorum derseniz size bir alternatif göstereceğim. Yerde yapabileceğiniz. Şimdi dirseklerimizi büküyoruz. Vücudumuz, popomuz öne doğru gidiyor. Göstereyim daha kolay. Bu şekilde arkadaşlar. Kalçam öne doğru geldi. Şimdi uzatıyorum kollarımı. Büküyorum.
Kalkıyorum. Büküyorum. Hissedeceksiniz arka kolda. Kesinlikle. Tamam, bu da alternatifiniz olsun.